Merhaba arkadaşlar. Dün veri tabanıyla ilgili birinci dersimizi işlemiştik. Şimdi ikinci dersi anlatmaya çalışayım size. Hemen bir tablo oluşturalım. Tablo tasarımı diyorum. Yine ID diyelim. Otomatik sayı. Şöyle olsun arkadaşlar. Mesela cari ID'miz olsun. Buna sayı diyoruz. Ondan sonra cari ID'miz olsun. Tahsilat ya da işlem tipi diyelim. İşlem tipi. Tahsilat ve ödeme işlemleri yapacağız. Biz buna göre bir sorguç yapacağız arkadaşlar. İşlem tipi ne olsun? O da sayı olsun. Ondan sonra tutar olsun arkadaşlar. Tutar, sayı. Sayı dedikten sonra şöyle yapabilirsiniz. Mesela sayı dedikten sonra aşağıda uzun tam sayı diyor ya. Bunu ondalık dersiniz. Bir de virgülden sonra kaç sayı tutmak istiyorsanız. Bazen genelde en sağlıklısı 4 tutmaktır ama biz yine de 2 diyelim. Virgülden sonra. Cari ID işlem tipi tutar dedik. Bunu birincil anahtarı atıyorum. Ve bu tabloyu kapatıyorum. Bu tabloya işlemler tablosu diyorum. İşlemler tablosu dedim arkadaşlar. Bir de cari tablosu oluşturayım. Yine oluşturdan tasarım, şey tablo tasarımı diyorum. ID, otomatik sayı, carinin unvanı, unvan, kısa metin, adres, uzun metin, telefon, kısa metin. Bu kadar yeter. Hemen bunu da birincil anahtarı atadıktan sonra burayı da kapatıyorum. Evet'e tıkladım. Buna da cariler diyorum. Şimdi örnek birkaç cari gireceğim. Örnek olarak unvan A firması diyorum. Adresi Ankara. Telefonu şu. İşte B firması İzmir. Telefon C firması diyelim. Yine Adana. Telefonu yazdım arkadaşlar. Bunlar bizim carilerimiz. Şimdi hemen ödemelere geliyorum. Tabii buradaki ödemeler normalde, pardon, ödemeler normalde program üzerine girilecek şeyler olacak, işlemler. Biz burada manuel giriyoruz. Önemli olan verinin olması değil. Yani veriler zaten bir şekilde işlenir veri tabanına. Önemli olan sorgulardır. Biz burada sorguları anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin biz ödemeyi kim yapmış? Birinci cari yapmış. ID'si 1 olan cari yapmış. İşlem tipi bir tahsilat, iki ödeme olsun arkadaşlar. İşlem tipi tahsilat dedik. 500 TL. Yine birinci cariden yine tahsilat yapmışız. 2000 TL. Yine işte ikinci cari ödeme yapmışız ona. 600 TL. Yine üçüncü cariye tahsilat yapmışız. 800 TL. Tekrar birinci cariye tahsilat yapmışız. İşte 1500 TL. Şimdi böyle bir veri tabanımıza bu verileri işlem olarak kaydettik. Şimdi ben şunu istiyorum. Ne kadar tahsilat yapmışız bunu görmek istiyoruz. Hemen geliyorum arkadaşlar buradan oluşturdan bir sorgu tasarımına geliyorum. Bana bu sorgu için ne lazım? Cariler ve işlemler lazım. Şimdi dikkat ederseniz burada carimizin ID'si var. İşlemler tablosunda da mutlaka cari ID olması lazım. Bunları birbirine ilişkilendiriyorum. Access'te basit bir yöntemle bunu yapıyoruz. Join işlemi yapıyoruz şu anda. Bununla joinledim yani ilişkilendirdim. Şimdi ben raporumda ne istiyorum? Raporumda carinin şöyle istiyorum. Mesela tahsilat toplamını görmek istiyorum örneğin. Ya da mesela önce onu yapalım. Hemen arkadaşlar buradaki cari tipini alıyorum. Bana cari tipi lazım ve tutar lazım. Şuradaki toplamları butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi toplam geldi. Şurada grupla değil de topla diyorum. İşlem tipine de bir yazıyorum. Ölçek olarak bir yazıyorum ve çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi tahsilat toplamımız 4800. Şimdi ödeme toplamı SQL'i de burada dikkat ederseniz arkadaş bunu incelersiniz. Şimdi bana ödeme toplamı lazım ise buraya 2 diyorum ve çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi de 600 lirada tahsilat şey ödememiz var. Peki bunu programınızda nasıl kullanacaksınız? Bu kodu kopyalıyorum. Geliyorum.
Az önceki ya da dünkü Excel'imizi açalım. Visual Basic tarafına geldik. Bir tane form açtınız. Örnek olarak arkadaşlar burası bir kasa ya da herhangi bir form. Şuraya yazdınız. Tahsilat toplamı dediniz. Karşısına bir tane text kutusu koydunuz. Ondan sonra bunun kopyasını alıyorum. Şuraya ya da yanına alayım ya da alt tarafına isterseniz alayım. Burası da ödeme toplamı olsun. Ödenen toplam. Ödenen toplam dedik. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Şimdi şunu arkadaşlar buraya TX'te tahsilat dedik. Şuna da TX'te ödeme dedik. Ödeme. Tamam. Şimdi şu ikisini burada look diye bir şey var. Look diye yazılıyor. Bunu da true yapıyorsunuz. Buraya artık yazı yazmayı engellediniz. Şimdi formun içine girdik. Veri tabanıyla bağlantı kodunu yazdınız. İşte dediniz ki database'e DB'ye bağlantı şey yaptınız. Ne diyorduk? Nasıl? Database'e bağlan dedik. Bağlantıyı kurduk. Ondan sonra yukarıda dediniz dim SQL as string. Ondan sonra SQL satırı, SQL eşittir. Bunun SQL olması önemli değil. O Ahmet Mehmet de olabilir yani. Buraya SQL dememiz şart değil. Yeter ki SQL cümlesini yazın yani. Buna Ahmet diyelim. İşte Ahmet eşittir. Tırnak içinde şu kodu aldınız örneğin. Yazmayı biliyorsanız direkt yazarsınız. Yazmayı bilmiyorsanız Access'ten yardım alarak şu şekilde aldınız. Bakın burada şu anda yapacağıma dikkat edin arkadaşlar. Buraya yapıştırdığınız zaman şunu bir boşluk vereceksiniz mutlaka. Sonra tekrar boşluk. Shift'le beraber altının üzerindeki o V işaretini çıkarıp bir boşluk tekrar verip alt tire çıkaracaksınız. Sonra şu formun başına tırnak. Yine burada bir boşluk. Tırnak. Yine boşluk. Shift 6. Boşluk. Alt tire. Yine gruba geldiniz. Tırnak. Burada da boşluk. Tırnak. Yine boşluk. Ve işareti yine alt tire. Bu şekilde yaparsanız alt alta cümlelerinizi yazabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Eğer böyle yapmak istemiyorsanız şunları silersiniz. Buradan delete ile çekersiniz yanına. Sonra tekrar burayı silersiniz. Yine delete ile buraya çekersiniz. Yine hatta tek satır istiyorsanız yine burayı silersiniz. Delete ile bunu da yanına çekersiniz. Şuradakini silersiniz. Yani tek satır olarak da isterseniz yazın. Ctrl Z ile geri alayım. Ama daha okunaklı olması için bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki 2'yi nasıl yapacaksınız? Onu da ben size anlatacağım. Şimdi çok dikkatle işin püf noktalarını anlatıyorum. Şuraya diyeceksiniz ki public işlem as mesela byte dediniz. Public işlem as byte dediniz. Şimdi bir form daha açıyorum arkadaşlar. Bu form 2'de. Şimdi şurada bir buton yerleştireceğim. Şu anda yaptıklarıma çok dikkat etmenizi istiyorum. Buraya dediniz ki dur. Şöyle yapayım. Şurayı da siliyorum istiyorsanız. Sileyim. Tamam mı? Şöyle buraya geldim. Şu yazının ismi arkadaşlar buna LBL işlem ad olsun. LBL işlem ad. Buraya dikkat edin. Şimdi geldim buraya. Şuraya tahsilat göster dedim. Bunun bir kopyasını aldım. Buraya da ödeme göster dedim. Ödeme göster. Tamam. Şimdi bu tahsilat göstere iki defa tıklayıp kod kısmına gidiyorum. Diyorum ki FRM şey form user form 1 nokta işlem arkadaşlar eşittir 1 diyorum. Sonra user form 1 nokta show. Şimdi ben user form yani burayı açmadan önce ben dedim ki şuradaki işleme ben 1 atadım. 1 atadığım için ne oldu? Tahsilat. Şimdi tekrar geliyorum. Şu buton içine giriyorum. Diyorum ki user form 1 nokta işlem eşittir 2'dir diyorum. User form'u aç diyorum.
nokta şu. Şimdi şu formu açtığım zaman, hatta arkadaşlar ben buraya da şunun caption'ına, şu üst tarafa ya da şuraya bir label alayım. Şöyle büyükçe siz daha iyi görün diye. Bunu kalibri yapıyorum, kalın yapıyorum ve 36 yapıyorum. Buraya geldiği zaman şurada işlem tipinin ne olduğunu söylesin. Bakın bu formun, user form 1'in içine iki defa tıklıyorum. Bunun activate kısmına diyorum ki eğer mi nokta işlem eşittir 1 ise label 1 nokta caption label 1 nokta caption eşittir tahsilat toplamı. Tamam. Yine bunu kopyalayıp aşağıya yapıştırıyorum. Eğer buradaki işlem 2 ise ödeme toplamı yaz. Şimdi şunu da şuraya alayım arkadaşlar. Hatta hepsini birlikte yukarıya alayım. Şöyle. Bakın şimdi ben form 2'deyim. Çalıştırıyorum programı. Bakın tahsilatı göstere tıklıyorum. Bakın tahsilat toplamı. Ödemeyi tıklıyorum. Bakın ödeme toplamı. Niye böyle yaptı? Çünkü ben burada tahsilatı göstere tıkladığım zaman ben öncesinden diyorum ki bakın buraya ben bu formu ben işleme 1 atıyorum önceden 1 gönderiyorum. Dolayısıyla bu form aktifleştiği zaman buradaki işlemde 1 tutulduğunu biliyor bilgisayar. Dolayısıyla da ona göre başlığımı yapıyor. Şimdi şuraya ne yapacağız? Önemli olan şurayı anlatmak için ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada ne yapacaksınız? Şu 2'yi arkadaşlar 2 tane tırnak açacaksınız ve işaretinin içerisine buraya mi nokta işlem diyeceksiniz. Mi nokta işlem dediğiniz zaman otomatikmen nasıl ki burada veri tabanında bakın arkadaşlar buradaki veri tabanında ben 1 yazıp çalıştırıyorum ya bakın 1'i gösteriyor. Ben buraya 2 dediğim zaman bakın ödemeyi gösteriyor. Aynen onu bu sefer buraya ne yapıyoruz? İşleme 1 gönderdiysek bu cümleye 1 yazıp gösterecek bize yani tahsilatı 2 gönderirsek buraya 2 gönderecek dolayısıyla da ödemeleri bize gösterecektir. Bu dersimiz bu kadar olsun. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Az şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela gelirsiniz Chrome'u açarsınız. Ben bir sonraki derslerde onu da anlatacağım öncesinden de. Mesela dersiniz ki Excel VBA pardon Excel VBA access bağlantı cümlesi dersin. Bunu yazdıktan sonra access bağlantısına tıklarsınız. Burada internetten bulursunuz. Bak videolar var gördüğünüz gibi. Yani bir nimet arkadaşlar. Yani bizim zamanımızda biz bilgiye erişemiyorduk. Yani bizim zamanımızda ARPANET vardı. Yani internet diye bir şey yoktu. Google bile yoktu o zaman. ARPANET'te biz internete erişebiliyorduk. Bak burada cümlemiz burada. Yani internet bir nimet arkadaşlar. Yani bugün internet yani inanın çok şanslısınız. Keşke zamanımıza bu kadar imkan olsaydı çok daha iyi olurdu. Neyse. Bu dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Bir de bir açıklama yapmak istiyorum. Tanıtımların arkadaşlar mesela bazıları diyor ki niye üyelere özel dersler yapmışsın? Şimdi YouTube arkadaşlar para kazandığı zaman kanalınızı öne çekiyor. Videolarınızı küçük resimleri gösteriyor. Ben orada bu derslerin çok kişiye erişmesini istiyorum. Dolayısıyla bazı dersleri üyelere özel yaptım. Sırf YouTube daha çok tanıtım yapsın diye. Mesela derslerin arasına reklam koyuyorum. Reklam koymazsam video YouTube arka taraf en arkaya atıyor. Göstermiyor kimseye. Yani biraz her şeyi de biraz para gözüyle düşünmeyin. Para gibi görünüyor ama hani para için yapılıyor gibi görünüyor ama gerçekten YouTube 13.000 tane 13.000'den fazla takipçi var. Bir sürü eğitim var. Yani aylık YouTube'un gönderdiği 1.000 TL, 1.500 TL gibi bir şeydir. Yani YouTube'dan kazandığım para budur. Yani para için yapmıyoruz bu işi yani onu da anlatmak istedim. Başka ne diyecektim? Öğrenmeye devam arkadaşlar. Damlaya damlaya göl olur. Unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum.